Ben bugün size biyomun çeşitlerinden olan çöl biyomunu anlatacağım. Ama daha önce biyom nedir? Kaç çeşit biyom vardır? Bunlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Biyom, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere denir. 12 tane biyom vardır. Bunlar tropikal yağmur ormanları biyomu, yaprak döken orman biyomu, iğne yapraklı orman biyomu, çalı biyomu, savan biyomu, çöl biyomu, ılıman çayırlar biyomu, tundura biyomu, kutup biyomu, dağ biyomu, tatlı su biyomu ve tuzlu su biyomu. Ben size bugün bu biyomlardan çöl biyomunu anlatacağım. Çöl biyomu, dönenceler çevresinde ve orta kuşağın denizlere uzak iç kesimlerinde yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin altında olduğu alanlarda görülür. Kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüslerden oluşan çöl bitkileri su depolayan ve gelişmiş kök sistemine sahip küçük yapraklı ve dikenli bir özelliğe sahiptir. Çöl biyomu genellikle Afrika'nın kuzeyi, Batı Arap Yarımadası, İran orta bölgesi, Avustralya orta bölgesinde ve Amerika Birleşik Devletleri orta bölgesinde görülür. Çöl biyomunda yaşayan hayvan türleri deve, yılan, kertenkele, karınca, çöl faresi, çöl tilkisi, akrep ve çeşitli böcek türleri bunlardan bazılarıdır. Tropikal yağmur ormanları biyomu. Tropikal yağmur ormanları ekvator ve çevresinde görülen ormanlardır. Yıllık sıcaklık ortalamasının yüksek, yağış miktarının fazla olmasına bağlı olarak geniş yapraklı, uzun boylu ve gür ağaçlardan oluşur. Yıl boyunca yaprakları yeşil kalabilen bu ormanlar pek çok türü de bünyesinde barındırır. Yağmur ormanlarının varlığında etkili olan etmenler sürekli ve bol yağışın olması, sıcaklıkların yüksek olmasıdır. Böylece pek çok canlı türünü barındıran bu ormanlar uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan meydana gelmektedir. Genel olarak yapraklar sürekli yeşil kalabilen türlerden oluşur. Yağmur ormanlarının kendisine has özellikleri burada farklı canlı türlerin yaşamasını olanak sağlayan katmanlardan oluşturulmuştur. 50 metreden yüksek, ışık istekleri fazla olan ağaçlardan yaprak ve dallarının bulunduğu katmandır. 30-40 metre yükseklikteki ağaçların ve sarmaşıkların oluşturduğu katmandır. Ormandaki canlıların çoğu güneş ışığından yararlanabildikleri için bu katmanda yaşar. Daha az ışık alan küçük ve geniş ağaçların oluşturduğu katmandır. Birçok bitki türü için uygun ortam sağlar. Otlardan, ağaç kökten ve dökülmüş yapraklardan oluşan katmandır. Yerde yaşayan canlılar ve böcekler için uygun ortam sağlar. Hayvan türleri orangutan, kaplan, goril, şempanze, jaguar, yılan, leopar, kertenkele, kuş, kelebek ve böcek türleri bunlardan bazılarıdır. Dağ biyomu, dağlık bölgelerde yaşayan ve genelde çoğu dağlarda ortak görülen bitki ve hayvanlardır. Görüldüğü yerler Himalaya, And, Alp, Kayalık ve benzeri dağların yüksek kesimleriyle düşük sıcaklık şartlarının hakim olduğu alanlarda görülür. Bitki türleri, iğne yapraklı ormanlar, Alpin çayırları ve bitki örtüsünden yoksun alanlarda oluşur. Dağ biyomunda görülen bazı hayvan türleri ise şunlardır. Bugün sizlere yaprak döken orman biyomundan kısaca bilgi vermek istiyorum. Yıl boyunca nem ve yağışın fazla olduğu orta kuşağın kışların ılık, yazların serin geçtiği ılıman iklim bölgelerinde görülür. Her mevsim yağışlı ve ılıman olan bu bölgenin bitki örtüsü, sonbaharda yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar ve zengin bir ormanaltı florasından oluşur. Aşağıda da yine yaprak döken ormana ait bir fotoğraf görüyoruz. Hayvan türlerine bakacak olursak buzayı, sincap, sansar, geyik, çatkal, tilki, kartal, karaca, köstebek, gelincik, tavşan, yılan, kuş ve böcek türleri bunlardan bazılarıdır. Aşağıdaki fotoğrafta bir geyiğe ait bir fotoğraf görmekteyiz. Savan biyomu, yağmur ormanları biyomu ile çöl biyomu arasında bulunan bu bölge her iki yarımkürede yaklaşık 10-20 derece enlemleri arasında özellikle Güney Amerika ve Afrika'nın orta kesimleriyle Hindistan'ın iç kesimlerinde tropikal iklim bölgelerinde görülür. Bir dönemi yeşil, bir dönemi kurak olan bölgede sıcaklık yıl boyunca yüksektir. Dünya üzerindeki görünümü. Bu biyomun bitki örtüsü yaz yağışlarıyla yeşeren ve savana adı verilen uzun boylu ot toplulukları ile kuraklığa dayanıklı çalı ve küçük gruplu halinde bulunan ağaçlardan oluşur. Hayvan türleri zebra, zürafa, fil aslan, leopar, çita, timsah, antilop, sırtlan, gergedan, su aygırı, yaban köpeği, çakal, deve kuşu, yılan kuş türleri bunlardan bazılarıdır.
tundra biyomu. Sıcaklığın sadece birkaç ay 0 santigrat derecenin üstüne çıktığı, toprağın kışın donup yazın da çözüldüğü tundra iklim bölgesinde ve yüksek dağlık alanlarda görülür. Bitki türleri. Bu biyom, yazın toprağın üst kısmındaki buzların çözülmesiyle ortaya çıkan ot, yosun, liken ve her yer çalılardan oluşur. Hayvan türleri. Kutup tilkisi, rengeyi, kutup ayısı, misk öküzü, kurt, karibu, palyaço ördek ve kar kuşları bunlardan bazılarıdır. Burada görmüş olduğunuz liken otu, yosun otu. Hayvanlar rengeyi, kutup tilkisi, palyaço ördek ve kış kuşudur. Tuzlu su biyomları. Genellikle yüzeyli tuz değişimine sahip olan sular tuzlu su biyom olarak kabul edilmektedir. En büyük tuzlu su biyomları yeryüzünün %70'ini kaplayan denizler ve okyanuslardır. Tuzlu sularda başlıca hayvan türleri. Balina, yunus, yengeç, atavat, midye, balık türleri ve benzeri. Bitki türleri deniz yosunu, deniz sarmaşığı ve benzeridir. Tuzlu sularda yaşayan birkaç hayvan örnekleri. Bugün sizlere tatlı su biyomlarını anlatacağım. Tatlı su biyomları tatlı sularda yaşayan ve genelde çoğu akarsu, nehir ve gölde ortak görülen bitki ve hayvanlardır. Bitki türleri saz, kamış, nilüfer, bitkisel plankton gibi. Hayvan türleri ise balıklar, kurbağalar, yengeç, solucanlar ve böcek türleri bunlardan bazıları. Gördüğünüz gibi resimlerde de kurbağalar, balıklar, nilüfer ve kamış görünüyor. Tropikal yağmur ormanları biyomu yıl boyunca yeşil ve sıcaktır. Ekvatorun 10 derece kuzey ve güneyinde yer alan bu bölge biyoçeşitlik bakımından çok zengindir. Dünya üzerinde görünümü. Geniş yapraklı, yüksek boylu ve yıl boyunca yeşil kalan ağaç toplulukları bu biyomun başlı bitki örtüsüdür. Orangutan, goril, şempanze, jaguar, yılan, leopar, kertenkele, kelebek, böcek, yılan, maymun, jaguar, geyik başlıca hayvan türleridir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıf coğrafya biyom konusundaki tropikal yağmur ormanları biyomundan bahsedeceğim. İlk öncelikle biyomu tanımlayacak olursak, biyom dünya üzerinde genel iklim koşulları ve arazi yapısı bakımından belirli özellikleri gösteren büyük coğrafi bölgelerdeki benzer hayvan ve bitki toplulukları üzerinde yaşadığı bölgelerle birlikte biyom olarak adlandırılmaktadır. Yani kısacası biyom, benzer bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere denir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar birçok biyom vardır. Çalı biyomu, savan biyomu, tundra biyomu, çöl biyomu. Fakat benim bugün size bahsedeceğim biyom tropikal yağmur ormanları biyomu. Amazon ve Kongo havzalarında ekvatoral yağmur ormanları biyomu geniş yer tutar. Bu ormanlara özellikle 10 derece kuzey ve güney paraleller arasındaki bölgelerde rastlanır. Biliyorsunuz ki ekvatoral bölge yıl boyunca yağışlıdır ve aynı zamanda yıl boyunca da sıcaktır. Nem oranı yüksek olduğu bu bölgede sıcaklık çok az değişir. Bir de arkadaşlar tropikal yağmur ormanlarından hayvan türlerine örnek verebilecek olursak orangutan, kaplan, goril, şempanze, jaguar bunlardan bazılarıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.